hayatına karşı bir yarışın sürdüğünü söylemiştik. O noktadan 60. saatte görüntüler gelmeye devam ediyor. Hatay'da bir yıkılan binada 5 kişilik aileyi çıkarma çalışmaları sürüyor. Hemen görüntüler de ekrana gelecek canlı olarak. O noktada ekiplerin titizlikle yürüttüğü ve zamana karşı yürüttüğü bir mücadele söz konusu. 5 kişilik bir aileden söz ediliyor. Bir kez daha altını çizeyim. Görüntüler Hatay'dan geliyor. Askerlerimizin, arama kurtarma ekiplerimizin yine orada bir kepçenin var olduğunu görüyorum enkazın üzerinde. Çalışmayı sürdürdüğü ana ilişkin görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Geride bıraktığımız saat diliminde o aileye ulaşıldığı bilgisi aslında paylaşılmıştı. Şimdi 60. saate girdik. Depremin 3. günündeyiz. Görüntülerden bir detay yakalar mıyım diye bakıyorum ama şu an için bir noktada yine çalışmaların sürdüğünü görebiliyorum. 60. saatte 5 kişilik aileden gelecek, Hatay'dan gelecek o sevindirici haberi bekliyoruz. Gözümüz, kulağımız bu noktaya çevrilmiş durumda. Ekiplerin hummalı bir çalışması söz konusu. Biliyorsunuz bölgeden ardı ardına sevindirici haberler geldi. Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı anlara şahit olduk. 78 yaşındaki Mehmet amcanın enkazdan çıkarılmasına şahit olduk. Yine bir yandan gencecik kadınların çıkarıldığı ana, ekiplerle gözyaşlarıyla sizleri, hepinizi çok seviyorum dediği anlara şahit olduk. İnşallah şu an görüntüleri yansıttığımız Hatay'daki bu enkazdan da 5 ailenin, 5'inin birden kurtarıldığı anları sizlere anlatıyor oluruz. Şu an oradan gelecek bir haberi tüm Türkiye ile birlikte biz de A Haber ailesi olarak beklemeye devam ediyoruz. Elimizdeki bilgi 60. saatte buranın lokasyonunun, yani bulunduğu noktanın Hatay olduğu. Hatay'da yıkılan bir binada 5 kişilik bir aileye arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı ve o noktada titizlikle bir çalışma yürüttüğü yönünde bilgi bununla sınırlı. Şu an görüntüler Hatay'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Tabii daha önceki kurtarılma anlarını ya da zamanlarını takip ettiğimizde bu beklemenin aslında biraz da hayırlı olduğunu düşünüyorum. En azından daha önceki izlenimlerimden. Çünkü önce biliyorsunuz bir ses dinlemesi ya da cihazlarla titreşim dolayısıyla bir canlının, bir vatandaşımızın sağ olup olmadığı anlaşılıyor. Ekipler onun sonrasında ummalı ve titiz çalışmasına başlıyorlar. Burada 5 kişilik aileye ulaşıldığı bilgisi var. Demek ki onlarla irtibat haline geçildi ve sonrasında zaten yerleri tespit edildi. Sayılarının tespit edildiğini anlıyoruz. Muhtemelen onlardan bulundukları alanla ilgili bilgiler de alındı. Sonrasında da titiz bir çalışma başlatıldı. Bir battaniye mi gönderiliyor o noktaya arkadaşlar? Beni teyit edin lütfen. Evet, kurtarma ekiplerinin elinde bir battaniyenin o noktaya doğru götürüldüğünü görüyorum. Umarım doğrudur verdiğim bilgiler. Tabii ki şu anda sadece görüntüler üzerinden sizlerle bilgileri paylaşıyorum. Hatay burası, enkaz haline dönmüş bir apartmanda 5 kişilik bir aileye ulaşıldığı bilgisi var. Bu noktada bir saat önce aslında biz bu bilgiyi aldık. Tabii ne kadardır o çalışma noktada sürüyor bilmiyorum ama şu an birçok ekibin enkazın üzerinde bulunduğunu söyleyebilirim görüntülerden. Görebildiğim kadarıyla az önce bir battaniyenin yine ekipler tarafından o üst noktaya çıkarıldığını gördüm. Bu oluşturulan sonrasında bir sedye istenir mi bilmiyorum ama oradan gelecek iyi haberi umut ediyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 kişilik aileye ulaştıktan sonra inşallah sağ salim o noktadan, o enkazdan arama kurtarma ekiplerinin o çalışması sonuç verir ve şu an biz de onu sizlerle paylaşıyor oluruz. Tek dileğimiz, temennimiz bu yönde.